Niye oynayayım? Annen seni oyuna kaldırdı. Abla nasıl oyuna çağırıyor? Gecenin üçünde ikisinde kapıma dayanıyor. Benim evlilik huzurumu bozuyor. Biz Nurgül'le birbirimize giriyoruz. Şu anda da benimle oynamaya çalışıyor ya. Benimle oynama. Sen git gelininle oyna. Onların üzerinde. Benim gelinim yok ki. Aha işte karşında gelin. Bana ne oğlumun senin avradın. 10 numara sana Antep gelini getirdim. Daha ne yapayım ya? O senin avradın benim işimde. O zaman senin de oğlun değil. O benim oğlum. O benim oğlum artık. Hiç de senin oğlun değil. Ya bayramda geldi benim elimi öptü. Bayramda geldi benim elimi öptü. Anneler gününe geldi elimi öptü. Oh. Az kaldı. Sen daha iç boş boş kahveni. Hiç sıkıntı değil. Oh. Hiç sıkıntı değil. Sen bu geceden bana sonra gelin. Hele bu gece ne yapacağım? Bana. Her gün bir sürprizle uyanacak. Anam. Daha kendime yeni geldim. Mikrofonsuz konuşmuyoruz. Anacığım. Evet. Onu da oğlum düşünsün. Söyle. Başına gelecekleri. Neticede olan Emre'ye oluyor. Bunu kabul ediyorum. Oluyor. Nasıl yapıyor? Çünkü Nurgül bunu Emre'ye... Emre niye gitti şimdi annenin yanına? Demin oynamadın annenle. Hayır hayır. Ben anneme şunu... Ben annenin oynamanı bekledim mesela. Seda ablacığım. Ne olurdu oynasaydı? Kurban olayım. Ben de çok istiyorum ne annemle oynamak. Niye torttun sen? Sen niye torttun? Abla. Dingil karısının korkusundan oynayamadı. Sen niye annenle oynamadın mesela? Neden oynamadın? Kapıyı da açamadın kadına. Ya dün akşam yaptığı şey gecenin bir buçuk ikisinde daha geliyorsun. Daha bir buçuktu oğlum dörtte geldi lan hele bekle daha yeni başladı. Ben anne senin üstünü kapatmaya çalıştıkça kapatamıyorum. Kapatma. Evet millet haklı telefonla ararsın önce sonra gelirsin. Ben de diyorum ki hastalık var sağlık var gelir benim anam diyorum. Senin arkanda durmaya çalışıyorum ben burada ama senin yaptıkların bana fazla oldu. Yalan vallahi mı söyle? Ağır geldi bana senin yaptıkların. Dur. Bu akşam ne yapacak acaba Nazlı bu akşam ne yapacak? Nasıl bir şeyle karşılaşacak Nurgül ve Nurdagül hanımlar? Kadının içi dolu içi. Fesatlık, kötülük. Valla seni gördükçe doluydu. Kaynıyor. Bildiğin kazan kaynıyor. Alırım kocamı bu akşam. Giderim Sapanca'ya. 2 gün tatil yaparım. Anlamasında bize. Sapanca'ya mı? Gideriz Emre söylemişti. Oğlum paralarına olur. Aynen öyle. Evimde huzur vermezse ben de dışarı götürürüm kocamı. Tamam tamam götür. Emre zaten söylemişti. Ben Sapanca'ya gidin ben de ne gelirim. Güzel yerler var. He kız. Sedacığım ben de giderim. Ne var kimin kızınla kötüyü? Bir bismillah. Bulursan gelirsin. Bir şey söyleyeyim mi? Ben 30 yıldır program yapıyorum. Gelinden oğlundan önce tatil yerine gidenler var biliyorsun. Var. Var işte. Niye var. Var işte. Var. Bunları da gider gördük ya. Programda. Bunları Nazlan'ın da yaşadık. Nazlan'ın da onlardan biri. Efendim? Nazlan'ın da onlardan biri. Sen böyle bir şey yapar mısın? Asla. Ben yaparım. Asla yapmam. Yaparım. Ben gurur duyarım. Benim kızım, benim oğlum, benim damadım, bitireceğiz. Çocuklarını da bana bıraksın. Onlar rahat yazsınlar. Canım benim. Ana var, anacık var. Canım işte. Benim. Ben kızlarımı rahatsız etmeyeyim. Ana anacık. Var, anacık. Anacık. Bunu vatandaşımıza anacık sormanızı istiyorum. Tatile gideceksiniz eşinizle. Kayınvalideniz sizden önce giderse ne yaparsınız? Gitmeyiz. Gitmeyiz. Daha iyi oğlum da masraftan kurtulmuş. Anneciğim evimin anahtarını da ver artık. Ver. Değiştirin kapını şeyi. Yok versin annem evimin anahtarını. Nein, o kilidi değiştirin. Sıkıntı yok. Hadi değiştirin. Ben gene yaptırırım. Çilingire kırar mı girmiş getiririm ha değiştiririm bir tane daha. Eğer Nazlı Hanım vinç tutup camdan dalmazsa ben dalarım. Ben yaparım usta. Yaparım. Efendim Mahsen. Bir şey söyleyebilir miyim? Empati yapar mısınız? Nurgül aynı hareketi yapsa gelse senin kapını gecenin haddine bir yarısı. Yapamaz. Cesaret ister. Öyle mi? Sen şoka girdi yazık kadın. Asla yapma. Yapmazsın değil mi? Böyle bir... Çünkü onu ben yetiştirdim. Ha. Onu ben yetiştirdim. Gösterdi kendini. Benim yetiştirdiğim evet. Evlat da onu bu yani. Ayaklarına kadar yıkandı abi bir yetiştirdim ben yani. Usbi edabı bilir. Ne zaman nereye gidileceğini bilir. Nasıl gidileceğini bilir. Nurdagül, onu da ben yetiştirdim dedim. Daha dün övünüydün, lom lom övünüydün dedin ki. Aman olabilir. Allah razı olsun ayağımı da yıkadı dedin. Ben hep dedin. Diyorum. Emre senin çocuğun değil. Tövbe estağfurullah. Senin değil. Senden çıkmamış o çocuk. Kardan o çocuk senden git. Çıkmamış. Şişt. Emin ol. Çıkmamış kelimesi yavan oluyor. Ben yalan değil. Onu. O farklı Gaziantep'e git, doğumhaneye, eski doğumhaneye git, sor. Aha orada Emre'nin orada. Yani Yurdanur Hanım o kadar, şu, yani Emre sizden olamaz diyor. Araştırmaya kadar geçmiş kadıncağız. O da diyor ki git Gaziantep doğumhanesi.
Yani onun için kötülükle dolu, Emre kötülükle dolu değil. Anası, Emre farklı bir çocuk. Anası ipe gibi. Düzgün, güzellik dolu, sevgi dolu. O onda yani bilmiyorum çirkin oluyor söylemem. Bak Yurdan Hanım senin oğlunu nasıl övüyor? Sen kadının kızını nasıl yerden yerim? Ben niye övemeyim kızını? Hani kızının övülecek tarafını gösterir de ben de öveyim. O ne anlar övmekten? Bunun neyini öveyim ben? O ne anlar övmekten? Evet kadın ne güzel oğlunu övüyor bak. Hiç kötü bir çocuk değil, o çok iyi bir çocuk diyor. Onun içinde hiç fesatlık ben yok diyor. Ben niye diyemeyim? Niye içimden gelmiyor? Niye sen diyemeyim? Sen kendi evladına saygı duymuyorsun. Hangi kibar gününe diyeyim de? Çünkü için kötü için. Senin için kötü. Kötüyüm. Kötü. Kötüyüm ben kötüyüm. Ne herkes kötü. Asla ederim var mı diyecek? Yok, sana ne diyebilirim? Sen evladın evlat olarak görmüyorsun ki millet nasıl değer versin ya. Sen burada acitasyon yapıyorsun sen anne. Sen şimdi anlamıyorsun. Yok acitasyon yapıyor, ağlıyor, ilgi üzerine çekiyor. Sonra hayırsız evlat. Kusura evet. Bakmayın da benim kadar bir tane hayırlı evladın var mı senin? Kurban ol, hepsi senin gibi, senden daha iyiler. Onu geç, şimdi çocukları katma buraya. Sana tek kelime söyleyeyim evlat. Ben sana ilerleyen zamanda bana öyle bir dua edeceksin ki ula ana iyi ki başta yapmışsın diyeceksin. Bana ama karımın tanımamışım, onun 5 sene 10 sene gitmişim de İç yüzünü bana 2 gün evin içinde gösterdi diyeceksin. Ben ayol sen bıraksan mutlu onlar. Olmazlar bacım. Ben niye bırakayım kele? Benim amacım ayırmak. Ama evlendiler artık ya. Mutsuz sen etmek. Ellerini çok üzerlerinden çocuklar rahat bırak. Çocuklarda bir sorun yok. O şarkıyı çok sorun severim. Sorun hep sende. Ellerini çekin üstümden. Vallahi işim gücüm İstanbul'da olmasa İstanbul'u terk edeceğim. Ya annemden gidek kaçacağım. Gidek annem nereye gidek? Vallahi söyle. Kaçacağım annemden ya. Söyle anası nerediysen oraya gidek. Emre. Annen seni dalga geçiyor. Bizle dalga geçiyor kadın ya. Ben kötüyüm. Evet evet açık dalga açık geçiyor. Kötü, vallahi dalga geçiyor annem. Bizle dalga resmen geçiyor yani. Hepimizle dalga geçiyor. Parmağında oynatıyor kadın biz bizi. Onun sevdiğimiz için gönül rızası olsun diye bu kadar mücadele ediyoruz ama sen bizle dalga Nurgül, geçiyorsun. Nurgül her gün bana insan gibi davrandı. Şuna geldin geleli. Millet buraya hepsi katil gönül almaya geldi sen. Aç bilmeyim neyler, bilmeyim neyler, kendi tavan. Bana sevilecek tarafını göster de ben arayayım bulamayayım. Öyle kazanın öyle parça koydu. Peki. Sana karşı sevilecek yani. Yani benim kabul edebileceğim biri desin. Tamam bana sen de diyorsun. Benim kabul edebileceğim birisi değilsin ki zaten. Senin kriterlerin bana uymuyor şekerim. Benimki de seninki de bana uymuyor işte çok farklıyız. Sen çok dingilsin o yüzden, normalim. O yüzden. Ne yapalım biliyor musun? Ne sen bana dokun ne ben sana dokunayım. Yo. Aslında en güzeli. Yo. Evet yani olması evet. Gereken bu çünkü gerçekten. Ayırın yollarınızı onlar da mutlu olsunlar. Evet. Ben Seda Hanım benden isteme. Ben mecburum. Ve ben bir de şunu söylemek istiyorum. Bana göre bir yaşam tarzınız yok sizin neden yani. Neden mecbur onu anlamadım. Neden? Ben, yani neden ayırmak için işte oğluna kendine daha iyi, yani kendisine göre daha iyi bir gelin buluyor. Bana Emre böyle öyle, bana yakışan. Kız da duracak bir çocuk değil yani öyle bir adam değil yani. Oğlunu tanımıyor mu? Tanımıyor. O yönden tanım. Nereden tanıyacak öyle? Ben oğlumu çok anneciğim, iyi tanıyayım. Nurgül'ün. Bak bir gece rahatsız ettim sabaha kadar. Bırakın benim sesim sizin sesinizin yanında sıfır kaldı. Siz ortalığı inletiyor. Yine ben dayanıyorum. Bak 4 tanesi dayanmamış ben dayanıyorum. Sen İnadından de dayanayım. Da dayanacağım. Nurgül akşam acaba Nazlı ne yapacak? Bak ben çok merak ettim şimdi. Akşam evde yokum. Yokuz. Kocam yokuz beni Sapanca'ya götürüyor. Ben de geleyim yavrum sen merak etme. Ben senin gittiğin de nereye gidersin? Maalesef kocanın parası yok Sapanca'ya gidemeyiz. O da gelir annesi. Vallahi keşke de olsa seni Sapanca'ya ödeyim. Bir dakika tek duymuyorum. Gelir annesini. Beni delirtme. Alır onu gelir vallahi annesini. Vallahi yok. Çok para harcıyorsun. Sapanca'ya gideceğim. Otelin adına kadar şimdi ver reklam olur. Oraya götüreceksin yoksa ananı çıkartacaksın apartmanda. Paramız yok nasıl gideceğiz Sapanca'ya? Bana ne nereden bulursan bul. Bir neyi ilgilendirir para olup olma işi. Götüreceğini düşünseydin. Anasını annemi apartmandan çıkartıcıymış. Bak beni apartmandan. Nasıl ne zaman evi taşırsa ben o zaman uğraşamam çıkarım. Ben senin ailenle. Ben de insanım yani burama kadar doldum bir tatil istiyorum yani. Pişman oldun mu Emre? Annenin. Oldum biraz. Nurgül'den evlendiğine pişmansın ben bileyim oğlum. Söylemene gerek yok anası ben bileyim. Anne hiç pişman değilim. İstersen bu kızı bizim Antep hamamına götür. Tamam mı? Topuklarına bak. Tamam mı? Köfte yoğurdu. Neyine lan? Bizim orada öyle annemin testleri var. Normal. Vallahi öyle diyorum. Antep hamamına götürür kızı. Gelini orada test eder. Nurgül testi acık. Götür bunu test et hamamda. Bak abi. Vallahi senin karın artık karın. Tamam. O eskidendi.
Tamam abla. Eskileri de biliyorsun yani, çok şükür. Götürülecek bak, insan var, götürülmeyecek adam var. Yerim. Şimdi ben bunu Nurgül'ün yerinde olsam bunu hakaret telakki ederim. Ben de hakaret olarak kabul ederim. Evlisin ya. Ya evliyim. Diyorsun ki annemin testinden geç. Geçsin abla, ne olacak? Ya olur mu? Biraz elini taşın altına koysun abla. Sedacığım, önemli olan benim mutluluğum, Nurgül'ün değil. Ben mutlu olmalıyım önce. Anlamadım efendim Ayşe. Hadi. Emre burada. Ben Nurgül'den her şekilde eminim. Nurgül güzel, her türlü testi geçer. Onu söylemeye çalışıyor aslında. Ve Emre'nin... Ama bu bir hakaret yani. Yok, ne demek ya? Değil. Evlenmişim, annemin testinden geç. Bu bir ayrılık sebebi. Ne güzel. Olur mu yani? Olur. Ne testi ya? Kaç Seda... oldu evleneli? 7 ay oldu. Bir sene olacak. Bir sene olacak. Yok, 7 ay oldu. Şazimat, alan almış almayan başından salmış. Başımıza eşkimiz. Teste geçsen olur, geçmesen olur. Seda Hanım, aslında Emre ne diyeceğini şaşırıyor. Arada bir böyle... Emre hiç şaşırdı. Annesi şaşırttı onu. Ya annesi şaşırtıyor. Annesi burada çok ağladı ya. Dün akşam işte Emre aslında kapıyı gene açmadı bak. Annesinin haksız olduğunu bildiği için kapıyı açmadı. Nurgül'le de tartışmak zorunda kaldı. Çünkü annesi çok ağladı. Onu üzdüğünü düşündü. Ayşe. Onun için o şekilde. Kime iyi oldu? O geceler çok olacak Ayşe. Şadıman kime iyi oldu? Emre'ye. Of. Ne oldu? Çok iyi oldu. Ne? Neden? Sen evlenmişsin. Bir birey oldunuz artık. Nurgül'ü 5 senedir seviyorum, deli divane oldum diyorsun. Heh. Kapılarında yatıyorsun ama anneni alıyorsun üst kata. Niye? Oh! Kelebek çıktım, kendimi götürdü. Nazlı Hanım bak, sen oğlunu bir parçacık düşünmüş olsan bunlara sebebiyet olmaz. Çocuk burada acım dedi. Günlük 1 milyar yemek parası onlar vereyim dedi. Onlar mutlular yahu. Ahan da gene veriyor. Mutlular. Sen bozuyorsun onları. Bütün hata suç bende. Bak ben Emre. De. Sen de gelip yemek yiyor diye ben dışarıdan yemek yemiyor muyum? Senin bu sefer ekip olsun söylüyorum. Bir orada geçiyorum kendim yiyorum, bir orada geçiyorum kendim yiyorum. Şazimat, oh. Önemli olan güzel. Benim oğlumun karnının tok yatması. Çöpe atıyorum ama alıyorum yani. Sen bana. Kar yapmadı yani senin oğlun. Bana ne senden? Çöpe atarım gene alırım yani alacağımı. Burada da kimse bizi düşünmüyor abla. Beni ilgilendirmez. Ben oğlumun aynen öyle. Seni ilgilendirmez. Bak bu nasıl güzel söz. Oğlumun, seni ilgilendirmez. Sen beni ilgilendirmeyin. İşte, oğlumun karnını doyurduğumu hissedeyim, doyayım. Ay, bin lirası göreyim, gidiyor diye tamam, düşünme yani. Sen ye yeme bana ne. Bin lirası düşün. Gidiyor diye düşünüyorsun ya. Onu düşünme yani. Öyle de gidiyor, böyle de gidiyor. Yani bana, bin lira yine harcanıyor diyor. Ben iki tane söylüyorum inadıma. Sen nasıl inatlaşıyorsan o da inatlaşıyor. Dediğiniz gibi olan yine Emre oluyor. Kaşını kırıyorum yani. Sana para vermesin diye kaşını kırıyorum ben arkadan. Kızım benim paraya ihtiyacım yok, seni paraya kömerim. Benim paranla işim yok. Benim derdim sana güle güle demek. Nurgül sana güle güle. Sen oğlunun sağlığını düşün, ruhunu düşün. Oğlun elden gitmiş evet, artık. Onun sağlığını düşündüğüm için buradayım. Allah aşkına düşündüğün için böyle yapıyorsun ona o eziyeti. Evet, görecek, gözlerini açacak, adını açacak, görecek. O gözünü açmış onda. Bırak onları rahat ya. Geç onları. Peki Şükran. Nazlı Hanım fazla bir şey istemiyor ki buradan. Nurgül'den birazcık saygı istiyor. O da yok. Yani çok fazla bir şey istediği yok. Artı... O da bende yok. O da bende yok. Bitti. Şükran Hanım. Taslaklandınız Nurgül. Yok bende. Bende böyle bir kadına saygı yok. İsteseniz de yok. Sevmediğim bir insana saygı göstermek göstermek zorunda olduğumu da düşünmüyorum. Nazlı tamam Hanım. Duydum. Dakika, anladım. Tamam bir dakika şey diyeyim Şükrancığım bir dakika. Sen yeniden düğün yapıcım dedin değil mi? Tamam o teste girecek. Şartım bu. O teste girecek. Madem yeniden başlıyor düğün üstü. Ben o teste A'dan Z'ye sokacağım seni. Neler var? Bir dakika durun. Bir dakika. Tamam sakin. Neler var o testte? O testte yaşayarak görecek ve kaçacak. Dört nala kaçacak. Hamamda köfte yoracak abla. Topuklarına bakıyorlar vesaire bir sürü şey. Hamurlarına bakacağım. Hamama değil yani şimdi de göstereyim topuklarımı. Seda Hanım. Seda Hanım. Hamurlarına bakacağım. Bak. Çamurlarına bakacağım. Bak şimdi de bak. Ya o göremem öyle geç. Hamur yani köfte göremem. Yoğuracak hamamda abla. Bildiğimiz bizim kuru köfte var ya Nurgül onu yapmış diye o köfteyi güzelce yoğuracak. Millete tadına baktırtıracak. Ondan sonra biraz... Ya boş ver şimdi Emre. Ben yani onu bunu bilmem. Gerçekten yenge de düğün yapacaksa Emre. Bundan sonra kızı oynatırla, kızı köfte yaptırla, kızı servis yaptırla. Bizim Antep'in hamamı farklı. Nur da hepsini yaptı. Ananın hepsini de gördü. Görülmedik de yok benim kızımı. Dört dörtlük bir kız çocuğudur. Göreceğiz. Nur ben karımdan eminim. Sıkıntı yok.
Kurtaygül, görelim. Anamazla böyle bir gelin hayatını boyunca bozabilecek miydi? Benim ben karımdan memnunum, sıkıntı yok dedi. Ben değil. Ya eminim. Senin olman önemli değil. Çok önemli. Hiç önemli değil. Gelin avra deden kaynanadı. Sen boş konuşma şimdi. Önemli değil. Boş boşuna konuşma. Yaptığı işe bak. Çok güzel yapıyor. Nasıl güzel örgütmüşsün. Altına bir sofra bile serme. Çok güzel. Çok ama güzel. Bir şey söyleyeceğim. Benim bildiğim tamam böyle bir şey var. Böyle gelenek var. Bunu biliyorum ama evlenip ayrılmış bir çocuk sahibi kadın artık o testten ne geçmesi ya? Reklamlardan sonra buradayız. Ay! Ay! Şiş.